Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, küçük bir köyde Keloğlan adında bir delikanlı yaşarmış. Keloğlan'ın saçları kel ama aklı pırıl pırıl ve tertemizmiş. Köyde her gün çalışır, köylüye yardım eder, annesiyle birlikte mutlu bir hayat sürermiş. Bir gün, Keloğlan ormanda dolaşırken, hiç bilmediği bir patika görmüş. Merakına yenik düşen Keloğlan, bu patikadan gitmeye karar vermiş. Patikanın nereye çıktığını bilmiyormuş ama cesareti ve inancı tam olduğu için yürümeye devam etmiş. Bir süre sonra Keloğlan, karşısında yaşlı, bilge bir dede bulmuş. Dede, Keloğlan'a gülümsemiş ve evlat, bu yola çıkmak kolay değil. Bilgelik ve sabır isteyen bir yolculuğa çıkıyorsun. Eğer devam etmek istersen, Allah'a sığın ve niyetini hayra bağla. Sana üç kapı göstereceğim, bunlardan birini seçmelisin, demiş. Keloğlan biraz korkmuş ama dedenin sözüne güvenmiş. Dede ona üç kapı göstermiş. Birinci kapı altından, ikinci kapı gümüşten, üçüncü kapı ise tahtadandı. Keloğlan uzun uzun düşünmüş. Parlak kapılar göz kamaştırıcıymış ama Keloğlan, dedenin nasihatlerini hatırlayarak, ben sadeliği seçeyim, içim rahat olsun, demiş ve tahtadan olan kapıyı açmış. Kapı açılınca, Keloğlan kendini yemyeşil, huzurlu bir bahçede bulmuş. Bahçede kuşlar ötüyor, çiçekler açıyormuş. Bahçenin ortasında ise bilge dede oturuyormuş. Keloğlan ona yaklaşınca dede, evladım, sen altın ve gümüş kapıları değil, tevazu ve sadelik kapısını seçtin. Bu yol seni bilgelik ve güzel ahlaka götürür. Şimdi sana bir emanet vereceğim. Bu kitap bir bilgelik kitabıdır. Onu okudukça Allah'ın izniyle hayatında karşılaştığın zorlukların üstesinden gelebileceksin. Ama kitabı her zaman iyilik ve yardımseverlik için kullanmalısın, demiş. Keloğlan, bilge dedeye teşekkür etmiş ve kitabı alarak köyüne dönmüş. Yolda düşünmüş, bu kitapla ne yapabilirim? Nasıl kullanmalıyım? Sonunda köydeki insanlara yardım etmeye karar vermiş. Her kim bir sıkıntıya düşse, Keloğlan kitabı açıp onlara doğru yolu göstermiş. Bir gün, köyde büyük bir kuraklık başlamış. Tarlalar susuz kalmış, hayvanlar susuzluktan zor durumda kalmış. Köylüler çaresizce ne yapacaklarını bilememişler. Keloğlan, bilgelik kitabını açmış ve çözümün ne olduğunu anlamak için dua etmiş. Kitap ona, köyün yakınındaki bir dağın eteğinde gizli bir pınar olduğunu göstermiş. Hemen köylülere haber vermiş ve hep birlikte dağa gitmişler. Pınarı bulmuşlar ve köydeki herkes suya kavuşmuş, tarlalar yeşermiş. Keloğlan, bu bilgelik kitabını her zaman iyilik ve adalet için kullanmış. Köylülerin sevgisini ve saygısını kazanmış. Zenginlik ve gösteriş peşinde koşmak yerine, bilgelik ve dürüstlükle insanların yanında olmuş. Herkes Keloğlan'ın bilgeliğine ve güzel ahlakına hayran kalmış. Ve gökten üç elma düşmüş, biri anlatanın, biri dinleyenin, biri de bu güzel masalı seven herkesin başına.